Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte portföy oluşturacağız. Düşük riskli portföy, orta riskli bir portföy ve yüksek riskli bir portföyden oluşan üç gruplu bir portföy yapacağım. Bu portföy içerisinde arkadaşlar benim kazancım az olsun ama kaybım da az olsun. Benim kalbim buna çok fazla dayanmıyor diyenler için sağlam hisselerden oluşan bir portföy oluşturacağız. Düşük riskli orta riskli ve yüksek riskli diye 3 bölümden oluşan bir portföy sizlere sunacağım. O yüzden beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu video içerisinde sizler de Borsa İstanbul'da yatırım yapmak istiyorsanız ne türden kendinize bir portföy oluşturabileceğiniz hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Hiçbir zaman unutmamak lazım ki burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kişisel görüş ve öngörülerime dayalı e, tahminlerden oluşmaktadır. Bunu da bilin sevgili dostlarım. Evet IMKB 100'e baktığımız zaman 4714 puanın aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte arkadaşlar aşağıda bulunan 4517 puan seviyesindeki desteğe kadar IMKB 100'de aşağı yönlü hareket sizlerle birlikte izlemiş durumdayız. Şimdi bundan sonra seçim süreci ve seçimden sonraki süreç IMKB 100 için oldukça önemli olacak sevgili dostlarım. Şu an itibariyle baktığımız zaman ee, 4.714 puan seviyesinin altında arkadaşlar hala da riskli bir İMKB 100 e, olduğu unutulmamalı. E, o yüzdendir 4.714 puan altı da yavaş yavaş e, portföy yapılabilecek bir alandır diye düşündüğüm için bu videoyu yapmak istedim. Şimdi fazla benim için bir riski olmasın e, diyen arkadaşlarımız için Bilançosu sağlam, nakit akışı ve stabil büyüme potansiyeli ile öne çıkan 5 e, tane şirketten oluşan bir portföy önerisi sunacağım. Bunların içinde neler olabilir? Bu portföyün içinde hangi şirketler olabilir? Öncelikle arkadaşlar bu portföyün içerisinde Aselsan'ı koyabiliriz. Aselsan gerçekten bilançosu sağlam, nakit akışı bakımından da baktığımız zaman sağlam ve büyüme potansiyeli olan bir şirket. Yine aynı e, bunun altına ekleyebileceğimiz e, Tofaş olabilir. Tofaş Otofabrikaları olabilir. Onun altına ekleyeceğimiz portföyde de Karsan Otomotiv olabilir ve e, son olarak da Coca-Cola. Bu portföyü e, düşük riskli portföy grubunda sayabiliriz ve Aselsan, Tofaş Otofabrikası, Karsan Otomotiv ve Coca-Cola şeklinde bir portföy yapılabilir. Yani ben Fazla riski sevmiyorum, o yüzden benim için sağlamcı yatırımcıyım ben derseniz getirisi ve götürüsü düşük olan böyle bir portföy yapılabilir. Ben daha orta vadeli riskli bir portföy kazancı daha böyle orta vadeli e, olsun daha e, yüksek olsun şeklinde bir portföy oluşturmak gerekirse de arkadaşlar e, bunun için Türksel bakın Türksel Sabancı Holding Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş ve Türk Telekom hisselerinden oluşan bir orta riskli portföyde oluşturulabilir. Bunlar büyük ve sağlam şirketlerden e, oluştuğu için sevgili dostlarım, Türkiye ekonomisi üzerinde de önemli etkiye sahip olan şirketlerdir. O yüzden e, bunlar da orta riskli bir portföy oluşturabiliriz. Bunları tekrar edelim. Türksel, Sabancı Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tüpraş ve Türk Telekom'dan oluşan bir portföy. Şimdi ben yüksek risk alırım. Ee, ona göre de kazancım yüksek olsun istiyorsanız da bununla ilgili gene bir portföy önerim olacak arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi kesinlikle olmamak üzere. Böyle bir portföyü de yapmak istersek arkadaşlar Bim marketleri e, başa koyabiliriz. Onun ar ar arkasından Migros'u ekleyebiliriz. Bu portföyün içerisine iş bankasını ekleyebiliriz. E, i̇letişim üzerinden baktığımız zaman da Turkcell gene bu portföyün içinde olabilir. Bankacılık sektöründen de Garanti BBVA'yı yüksek riskli getirisi yüksek potansiyele sahip olan bir portföy şeklinde de hazırlayabiliriz. Şimdi e, düşük riskli portföyümüzü tekrar edelim. Düşük riskli portföyümüzde Aselsan, Tofaş Otofabrikası... Karsan Otomotiv, Coca-Cola, Orta Riskli Portföyümüzün içerisinde Türksel, Sabancı Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, TÜPRAŞ, Türk Telekom ve Yüksek Riskli e, Portföyümüzde de arkadaşlar BİM, Migros, İş Bankası, Türksel İletişim ve Garanti BBVA'yı ekleyebiliriz. Yüksek getirili dememizdeki amaç ise arkadaşlar, volitesi yüksek, e, şirketlerden bu grup oluşturduğu için... Getirisi de oldukça yüksek potansiyele sahip olan e, bulmuş olduğumuz şirketlerden olduğu için yüksek riskli portföy şeklinde bunu da yorumlayabiliriz. Şimdi ben Borsa İstanbul'da yatırım yapmak istiyorum, hisse almak istiyorum ama ne alıp ne satacağımı bilmediğim için e, bana bir öneride bulunabilir misiniz? Yatırım tavsiyesi olmadan şeklindeki sorularınızda bu şekilde bir cevap bulabileceğinizi düşündüğümden dolayı arkadaşlar... Bu videoyu yapma gereği duydum. Gene sizlerle birlikte e, bu hisseleri takip edeceğiz ilerleyen zamanlar içerisinde e, getirilerini gene hep birlikte takip ederiz. Şimdilik e, borsa İstanbul'la ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Dolar, altın ve gümüş, Euro, sterlin ve Bitcoin incelememizde e, bu video içerisinde devam edeceğiz sevgili dostlarım. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Dolar Türk Lirası'nda sizlerle birlikte stabil olarak takip ettiğimiz bölge 19 lira 50 kuruş bölgesiydi. 19 lira 50 kuruş bölgesinin yukarı yönlü arkadaşlar ihlal edildiğini görüyoruz. Burada Merkez Bankası her ne kadar da müdahil olmak istese de sevgili dostlarım gördüğünüz gibi 19 lira 50 kuruş seviyesi Dolar Türk Lirası'nda aşılmış durumda. Real efektif kurlar bakımından baktığımız zaman Piyasalarda 21 liralardan fiyatlanan bir e, dolar Türk lirası da sizlerle birlikte izliyoruz. Peki şimdi dolar Türk lirasında uzun zamandır bahsettiğim 19 lira 50 kuruş seviyesi geçilirse ne olur arkadaşlar? 19 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde dolar Türk lirasında kapanışlar e, gelmeye devam eder ise buradaki volatilitif hareketler yükselebilir yani doların yükselişi hızlanabilir ve dolar Türk lirasında Aynı kapalı çarşıdaki fiyatlar gibi seviye bir anda 21 liralar 22 liralar seviyesine doğru Dolar Türk Lirası'nda yukarı yönlü yükseliş hareketini başlatabilir. O yüzden Dolar Türk Lirası'nı e, bizler burada teknik analizde yorumlayacak olur isek 19 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde tehlikeli hareketler görmemiz Dolar Türk Lirası'nda e, çok mümkün. Seçim öncesi politikalar, doların hareketlerinin hızlı mı yoksa yavaş mı olacağıyla ilgili e, davranışlar, olaylar diyelim, e, bunlar doların özellikle hareketlerini e, sertleştirecek mi yoksa normal bir seviyede mi yukarı yönü götürecek, belirleyecek olan en büyük faktörler arasında şimdilik geliyor. Seçim sonuçları ve seçimden sonrası için. Dolar Türk Lirası'nda ben aşağı yönlü şu an için herhangi bir hareket beklemiyorum arkadaşlar. Dolar Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareket enflasyonist baskının da etkisiyle devam edecektir diye düşünüyorum. FED tarafına baktığımız zaman FED 0.25 bas puanlık her ne kadar da faiz artışına Dolar Türk Lirası tarafında gitse de Türkiye ekonomisinin kendi iş dinamiklerinden kaynaklanan ekonomik sorunlar politik nedenlerden dolayı da arkadaşlar Dolar Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareket 22 ve 24 TL'ler civarına doğru devam edecektir diye düşünen taraftayım. Sizler de kendi yorumlarınızı belirtirseniz çok memnun olurum. Altın tarafına hemen geçelim. Altına baktığımız zaman ons altın. Ons altında son durum ne şekilde? Bunu yorumlamaya çalışalım. Evet ons altında 2100 dolar seviyesi benim için beklentim dahilindeki bir seviyede 2080 dolarlar civarına doğru ons altında yukarı yönlü bir hareket gördük ve burada bir düzeltme seviyesi 2000 dolarlara kadar geldi. 2000 dolar önemli bir destek demiştim. 2000 dolar üzerinde kalındıkça ons altın hala olumludur ve ilk etapta 2100 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü devam edecek bir hareketi beraberinde getirebilir. Ondan sonra e, kademeli olarak gene ons altın tarafında 2300 dolarları sizlerle birlikte takip ederiz ama ilk önce 2070-2100 dolar aralığı eee ons altında önemli bir aralık olarak takip edilmeli sevgili dostlarım. Çünkü e, burada tekrardan düzeltme yeme olasılığı da oldukça yüksek. Gram altın tarafına sizlerle birlikte baktığımız zaman benim gram altında özellikle 1245 Türk Lirası seviyesinden geçen alan önemli olduğunu söylemiştim ve burada tekrardan bir oluşum içerisine girdik. 1245 seviyesi üzerinde kaldıkça buradaki hareket e, benim için e, 1307 seviyesindeki dirence kadar e, bu yükselişin devam edeceğinin bir göstergesi ve ilk etapta gram altın takip eden e, gram altının kaç lira olabileceği ile ilgili benden tahmin isteyen arkadaşlarımız için kısa vadede 1307 seviyelerine doğru bu gram altındaki yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ee, biz kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman da zaten 1350 hatta 1400 liralar seviyesinde görüldüğü unutulmamalı arkadaşlar. Bu ikili kurs döneminden sonra altında da bir ikili fiyatlama dönemi oluştu. O yüzden kapalı çarşıyla banka arasındaki makas farklılıkları birbirine eşitlenene kadar buradaki hareketliliğin ...devam edeceğini ben düşünüyorum. Nacizane fikrim de bu yönde sevgili dostlarım. Gümüş tarafına baktığımız zaman... ...gümüşte özellikle e, tahmin ettiğim önemli seviye vardı. R testlerini yaptıktan sonra... ...şu an itibariyle 25 dolar e, 60 cent civarlarında... ...devam eden gümüş hareketleri var. Ben gümüşün onsundaki hareketlerin... ...30 dolar seviyesine doğru... ...burada devam edeceği yenindeki fikrim... E, ...hala da mevcut. <laughs> o yüzden... Ben gümüşün ons tarafında 30 dolarlar beklentimi hala da koruyorum sevgili dostlarım. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman 16 liraların destek olacağını söylemiştim. Ve şu an itibariyle 16 TL'ler civarının kendine destek yapmış bir gümüş gram takip ediyoruz. İlerleyen günler içerisinde 16.42 ilk önemli direnç bölgesi olacak. Bu direnç bölgesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Yön olarak hala da yukarıdır. Ons bazlı 30 dolarlar beklentim ve Türk Lirası'ndaki 24 TL beklentilerim neticesinde de buradaki hareketliliğin gene 17 TL'ler civarına doğru gümüşün gramında da e, yukarı yönlü hareket edeceği düşüncem. Stabil sevgili dostlarım. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Sterlin'de özellikle e, bakın yukarıda vermiş olduğum noktasal hedefler var ve Sterlin'de şu an itibariyle e, bu noktasal hedefleri üzerinde hareketlerine devam ediyor. 24.80 seviyesinde bir e, direnç bölgemiz var. Burayı yakından takip edeceğiz. Aşağıda 24.62'den geçen bir destek bölgemiz var. 24.62 e, desteği aşağı yönlü kırılmadığı sürece de sterlinde 25-26 liraları e, görebiliriz. O yüzden sterlin takip eden sevgili dostlarımız da 25-26'lı seviyeleri yakından takipte kalsınlar. Bakalım buradaki süreç sterlini daha yukarılara doğru taşıyacak hareketleri bizlere beraberinde getirebilecek mi? Euro Türk Lirası'ndaki hareketler e, 21.62 seviyesinde bir direnç olduğunu söylemiştik. Ve dediğimiz gibi noktasal olarak burası bir direnç yapmaya e, devam ediyor. Şimdi 21.62 önemli bir seviye. E, bu seviyenin üzerine atabilir ve buralarda bir kalıcılık Euro Türk Lirası tarafında bizler görürsek de arkadaşlar neticesinde beraberinde 22 ,40 lira 40 kuruş seviyesine doğru bu hareketin devamını sizlerle birlikte takip edeceğiz. 21.30 aşağıda 21.06 önemli bir destek. Şurası bakın önemli bir destek. Eğer ki bu destek artık aylık ve haftalık kapanışlarda kendine iyiden iyiye bir yer edinebilirse Euro Türk Lirası ve Euro-Dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve 22 lira 40 kuruşlar seviyesine doğru Euro'daki bu hareketler yükseliş şeklinde devam edecektir. Bitcoin tarafına baktığımız zaman e, BTC-USD paritesinde 27.600 dolar seviyesinde bir fiyatlanma olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Bitcoin takip eden arkadaşlarımız özellikle e, yukarıda benim 28.000 dolar seviyelerinde Beklentim olan bir bölge mevcut. E, bu bölgeyi tekrardan Bitcoin görebilecek mi? Ben Bitcoin'in arkadaşlar bakın 26.500 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça tekrardan yukarı yönlü 35.000 dolar seviyesine doğru bu hareketini tekrar edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'de hareketin 35.000 dolarlarla da bitmeyip 52.000 dolar seviyesine kadar buradaki hareketinin Devam edeceğini ve bu yükseliş hareketinde 52 bin dolara kadar yukarı yönlü bir yükseliş seviyesi taşıyacağını da düşünen taraftayım. Piyasalara genel olarak baktığımız zaman seçim çok önemli olacak. Burada belirleyici faktör öncelikle seçim olacak. E, seçim sonucu ne olursa olsun ben borsa tarafında yukarı yönlü bir hareket olacağı yönündeki düşüncem e, mevcut. Ayrıca dolar tarafında da bir yukarı yönlü. Altın tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonra hükümetlerin yeni politikalar, yeni ekonomik kararlarını açıkladıkça bu kararlar neticesinde de piyasaların yeniden şekilleneceği yönündeki tahminim devam ediyor sevgili dostlarım. Evet bugün de sizlerle birlikte piyasalara kısa bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı paylaşmayı unutmazsanız da bizi çok memnun edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.